Yarın ne? Siirt Merkezi Şirvan'a, Pervariye, Bitlis'e, Şınlı'ya, Van'a ve oradan da inşallah İran'a bağlayacak olan çok muazzam yüzyılın projesi diyebileceğimiz Siirt'in en büyük yatırımı Pervari temel atma törenine tekrar hoş geldiniz diyorum. Siirt'e hamdolsun çok büyük yatırımlar aldık. Çok güzel işler yaptık. Terörün bitmesiyle beraber bu yol inanın diğer yollara alternatif olacak ve onlar da geçecek bir seviyede. Yani burası Siirt'in kurtuluşu. Her zaman Siirt'te şunu söylüyorlardı. Siirt çıkmaz bir sokak diyorlardı. Ama bugün bu temel atmayla beraber inşallah o konuşmayı da burada bitireceğiz. Sayın Bakanım, bizim burada daha fazla sıkıntımız olacak. Ama ileride inşallah bunlar bir dokunuşla, hafif bir dokunuşla inşallah yapılacak. Şimdi burası iki kısımdı Sayın Bakanım. Birinci kısım güzergah değişiklikleri var. Onda bir sıkıntımız yok. İkinci güzergahta sizin hizmetinizle birkaç ufak dokunuş lazım. Orada yapabilirsek, bir de yolun genişini yapabilirsek inşallah burası Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Anadolu'ya birleştirecek. Oradan Habur'a kadar gidebilecek bir yoldur. Ben burada bu vesileyle emeği geçen Sayın Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hanımefendiye ve size değerli genel müdürümüze, Karayollar Bölge Müdürümüze ve burada yüklenici firmaya çalışacak olan tüm personele ilim adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Büyük bir yatırımdı, büyük bir projeydi. Çok uğraştık, çok didindik ama sizin, bu size nasip oldu. İnşallah sizin sayenizde Siirt gelişiyor. Bir Bendik Köprüsü açıldı, Zorava Köprüsü açıldı, bu yolun temeli atıldı. Havaalanın temeli inşallah beraber göreceğiz Sayın Bakanım. İnşallah bu vaatlerle Siirt hak ettiği yere gelecek. Bizim için Sayın Bakanımız gerçekten bereketli geldiniz. Bu bereketinizin devamını da diliyoruz. Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah bu yatırımın devamı gelir. Çünkü Siirt hakikaten 30-40 yıldır çok çile çekti. Çok acılar çekti. Çok beyin göçü kaybettik. Çok insan gelmedi. Pervariye öğretmen gitmiyordu. Doktor gitmiyordu. İmam gitmiyordu. Hemşire, ebe gitmiyordu. Ama bu yol sayesinde hepsi gidecek. Bu arasında kalkındıktan sonra Siirt komple kalkınacak. Saygı ve sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum efendim. Hürmetli misafirler. Siirt, çağdaş, yeniliklere açık insanların yaşadığı bir kültür ve medeniyet şehridir. Kadim bir şehirdir. Kendine has gelenek ve göreneklerini koruyup yaşatan Siirtliler, birlik ve beraberliklerinden hiç ödün vermeden bugüne kadar olduğu gibi ebediyete kadar bu topraklarda barış, huzur içerisinde yaşamaya kararlıdırlar. İlimiz aynı zamanda hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı dillerin ve kültürlerin yaşadığı bir kardeşlik şehridir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik güven ve istikrar ortamını bozarak kadim kardeşliğimizi sabote etmeye ve birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya çalışan hain terör örgütüne karşı ilimizde ve bölgemizde gerçekleştirilen kararlı ve inançlı mücadele sonucunda bölge halkımız yatırım ve hizmetlerle buluşmuş, yaşam standartları daha da yükselmiştir. Huzur ve güven iklimiyle birlikte ilimiz sınırları içerisinde devletimizin, hükümetimizin destek ve yardımlarıyla Sayın Bakanımızın 2 yıl içerisinde Siirt'imize 5. gelişidir. İşte bu büyük emeklerle Beğendik Köprüsü, Botan Köprüsü, Zarova Köprüsü gibi çok önemli şaheser yatırımlar vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş, ilimiz sınırları içerisinde birçok ulaştırma yatırımları da halen şantiyeler hiç durmadan devam etmektedir. İşte bugün de ilimiz ve bölgemiz için büyük bir stratejik önem taşıyan bütün Siirt'in, Şirvan halkının, Pervari halkının hayali Siirt-Şirvan-Pervari Karayolu'nun modern, yüksek standartlarda iyileştirilmesi için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Siirt'in ve Pervari ilçemizin çehresini değiştirecek, medeniyetin en önemli göstergelerinden olan bu yolun tamamlanmasıyla vatandaşlarımız yüksek standartta modern, keyifli, güvenli bir yolculuk yapacaktır. Siirt ve bölge halkının özlemle yapılmasını beklediği bu yol,
ulaşımı daha konforlu hale getirmek ile birlikte yol güzergahında bulunan yerleşim yerlerinin gelişmesi, büyümesi, üretim ve refahına çok büyük katkı sağlayacaktır. Vefalı Siirt halkı yapılan bu hizmetleri her daim hayırla yad edecektir. Ayrıca bu yol ilimizi Van, Şırnak ve Bitlis illerine bağlanmasıyla birlikte ilimizin sosyoekonomik gelişimi ve kalkınmasında önemli, itici bir güç olacak, kentin ekonomisine büyük bir katma değer sağlayacaktır. Sayın Bakanım, bu yolun yatırım programına alınmasında ve bütün aşamalarında gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteklerinizden dolayı zat halinize, şahsım ve Siirt halkı adına şükranlarımı arz ediyorum. Sevgili Siirtliler, kıymetli misafirler, bugün yine bölgemiz için en önemli işlerimizden biri olan Siirt-Pervari yolunun temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Siirtli kardeşlerim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin kalkınması, halkımızın refah seviyesinin yukarılara çıkması, Türkiye'nin dört bir yanında var gücümüzle çalışıyoruz. Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin harman olduğu bu kadim şehre hükümetimizin bir üyesi olarak dördüncü kez geliyorum. Hamdolsun, Siirt'e el geldiğimizde ya bir temel atıyoruz ya da dev bir projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Daha önceki ziyaretlerimizde 11 Temmuz 2020'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nü hizmete açtık. Yine 4 Aralık 2021'de sizlerle birlikte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Zarova Köprüsü'nün açılışını yaptık. Değerli yatırımlarımız ve hizmete açtığımız büyük yatırımlardan Siirt'te hak ettiği payı almaktadır, almaya da devam edecektir. Bugüne kadar Siirt'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 7 milyar liraya yakın harcama yaptık. Siirt'in bölünmüş yol uzunluğunu 7 kilometreden alıp tam 18 katına çıkararak 129 kilometreye çıkardık. İl genelindeki bütünlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 2 kilometreden alıp 90 kilometreye çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde Siirt'te 168 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 2706 metreyi bulan 24 adet köprüyü hizmete açtık. Değerli kardeşlerim, Siirt'in il genelinde devam eden 8 ayrı karayolu projemizin de toplam bedeli 8 milyar liraya ulaşmaktadır. Bugün temelini atmakta olduğumuz Siirt-Pervari Karayolu da bu önemli yatırımlarımızdan bir tanesi. 15 Ağustos 2022'de yapımına başladığımız projemizin uzunluğu 64 kilometredir. Proje kapsamında toplam uzunluğu 666 metreyi bulan 2 adet viyadükle birlikte yine toplam uzunluğu 500 metre olan 10 adet köprü yer almaktadır. Siirt-Pervari yolumuzun tamamlanmasıyla birlikte yolun fiziksel standartlarını yükselterek daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacağız. Mevcut yola göre de yol mesafesi yaklaşık 8 kilometre kısalacaktır. Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayacak yolla birlikte değişen güzergah üzerindeki bölgelerde ekonomik ve sosyo-kültürel yönden oldukça canlanma olacaktır. Başta Siirt fıstığı olmak üzere bölgede yetişen tüm tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışına nakli de oldukça kolaylaşacaktır. Yol projemiz ayrıca terörle mücadele faaliyetlerimize de lojistik destek sağlayacaktır. Projemizin 2025 yılında hizmete açılmasıyla birlikte bir yılda yakıttan 62 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira, zaman tasarrufundan 62 milyon lira olmak üzere toplamda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız değerli arkadaşlar. Yol projemizle birlikte ayrıca 4136 tonda egzoz emisyonunda azalma olacaktır. İnşallah projemizin açılışında da sizlerle birlikte olacağız en yakın zamanda arkadaşlar.